devam ediyoruz. Son ayete geldik. Şimdi 77. ayete. Bu yine bütün kafirlere, bütün duyarsız insanlara karşı Allah'ın büyük bir ihtarını içermekte. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Furkan'ı indirmekle insanlara ne büyük iyilikte bulunduydu ya, Furkan'a karşı yan duranların akıbetiyle de ilgili bir duyarısı var. De ki, yakarışınız olmasa Rabbim size değer verir mi ki de siz kesin kes yakarmadınız, yalanladınız. Artık yakarmama, yalanlama sizin için ayrılmazınız olacaktır. Kendinizi bu durumdan kurtaramayacaksınız. Büyük bir ihtar. Şimdi Resulullah bütün işte elçiliğe karşı, Kur'an'a karşı, Allah'ın ayetlerine karşı duyarsız kalmış topluma şey yapıyor. Şimdi bunların ana şeyleri biliyorsunuz gururları, kibirlerinden kaynaklanıyordu ya bu. Gururlu, kibirli adam kendisini büyük görür. Büyük gördüğü için de kendisini ilah seviyesinde de gördüğünden dolayı dua mua etmez. Büyüklüğünden dolayı. Dua neydi? Dua aşağıdakisinin yukarıdakinin seslenmesi, o şeyden yardım istemesiydi. Dua eden insan kendisini küçük görür, Allah büyüktür, Allah'tan istekte bulunur. Ama şimdi Allah burada bunu, hani duanız olmasa bir diğer anlamı da, siz kendinizi küçük görmezseniz, büyük görürseniz, Allah'a ihtiyacımız yoktur mantığıyla şey yapacak olursanız ve bunları da yalanlarsanız bu hakikatleri, bakın başınıza bir şey gelir. Nedir o? Yakarmama, yalanlama sizin ayrılmazınız olur. Sizin karakteriniz olur. Burada lizaman sözcüğü geçer de yani böyle şey olarak. Yani sizin deriniz olur. Ayrılamazınız olur. Siz öyle olur gidersiniz. Şimdi ve böylece de şimdi bu durumdan da kendinizi kurtaramazsınız. Şimdi bunu hatırlarsanız daha önce bu ayetin şeylerini kalplerin mühürlenmesi noktası ile ilgili geçmişte şey yapmıştık. Şimdi Muttaffifin suresinde bir olay var. Bir ayet var diyeyim daha doğrusu. 14. ayet. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Onların kazandıkları kalpleri üzerine pas oluşturmuştur. Şimdi bu kalp şey yapması, duyarsızlaşma, ifal dediğimiz bir şey vardır. Çok şöyle düşünün, bir kız olsun, bir kadın olsun, kim olursa olsun, buna bir defa yanlış yaptırın, namus fedakarlığı yaptırın, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü falan filan derken, o şey kalbine artık mühür olur, kalbinin üstünde pas olur, o yaptığı işlerin artık onu normal olarak karşılar, onun bir suç olduğunu, bilmem şu olduğunu falan bilmem umursamaz. Şimdi şu var yani bu her zaman işi böyledir. Alışkanlıklar yani işte bu kafirlerdeki de olan bu alışkanlıklar zaman içerisinde tutkuya dönüşür. Şimdi sürekli kişi o işi yapmak ister. Hatta elinde olmadan sürekli yapar durur. İşte bu da kendisini beğenmiş. Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmiş, Kur'an'a karşı, peygambere karşı, Allah'ın ayetlerine karşı kendisini şey yapmış adam, kendisini bir şey sanır, duadan, yalvarmadan, yakarmadan alakasını keser ve sürekli bunu, artık kalbine de pas oluştu ya, kalbimize pas tuttu ya, bunu sürdürür gider, bunu alışkanlığını sürdürür gider. Bu alışkanlıkta onun cehenneme gitmesine sebep olur. İşte işin şey tarafı bu. Cenab-ı Hak da olayı bu şekilde mühürledi. Bu surenin son ayetiyle biz de burada böyle bağlıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.